Evet, şimdi bu teklifi yani 18 yaşa oy hakkı, daha doğrusu seçilme hakkı verilip verilmemeyeceği yönündeki teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki başlıca siyasi partilerin temsilcileriyle konuşacağız. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Umut Oran'a dönmek istiyoruz. Kendisi Ankara stüdyomuzda bizleri bekliyor. Umut Bey, merhabalar efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zafer Bey, bizi izleyen seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Partinizin ilke olarak karşı olmadığını ama bazı teknik hususlarda bu konuda bir muhalefeti olduğunu biliyoruz. Biraz açar mısınız? 18 yaşındaki gençler neden parlamentoya giremesin? 2011 Haziran ayında biliyorsunuz bir genel seçim oldu. Ve bu genel seçimde siyasi partiler kendi parti programlarını ve seçim hedeflerini ortaya koydular. İddialarını ortaya koydular ve seçim sonuçlandı. Şu anda da yasama döneminin ortasındayız. Şimdi bizim seçim bildirgemizde şeyle ilgili, gençlerin seçilme yaşları ile ilgili 21 yaş olarak belirlemiştik. Çünkü onu belirlerken üniversitelerden, öğrenci derneklerinden, sivil toplum örgütlerinden görüş almıştık. Ve bu görüş çerçevesinde de 21'e kadar indirebilmeyi mantıklı, uygun olarak değerlendirmiştik. Çünkü bir öğrenci arkadaşımız üniversiteyi bitiriyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra askerliğini yapıyor. İşte hayata atılıyor ve artık böyle bir milletin iradesini alabilecek, taşıyabilecek sorumluluğa gelebileceğini ortaya koydu. Bununla ilgili uzmanlar ve dediğim gibi konunun tarafları. Biz de seçim programımıza, seçim bildirgemize 21 yaş uygundur diye bildirmiştik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bununla ilgili bir böyle bir 18 yaş gibi bir taahhüdü yoktu, bir hedefi yoktu. Ne programında, parti programında, ne seçim bildirgesinde, ne de hükümet baktığınız zaman geçen sene açıkladıkları 61. hükümet programında. Bu sene baktık işte birdenbire Sayın Başbakan biliyorsunuz kararları bir akşam yatıyor, sabah kalkıyor, ortaya bir şey atıyor. Ve Türkiye'yi, işte Türkiye'deki 74 milyonu baktığınız zaman Sayın Başbakan'ın şahsi siyaset kariyer planlamaları noktasında maalesef her gün yeni bir gündemle ve bunlarda da samimiyet içermeyen, popülizm içeren, ucu açık, sonu belli olmayan, sonra sürekli düzeltilen, gömlek değiştirir gibi sürekli olarak fikir değiştirilen, karar değiştirilen bir tartışmaya Türkiye'yi maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Sayın Başbakan sokuyor. Sayın Oran, bu konunun tutarlı bir şekilde Sayın Oran da özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Bu konunun Sayın Başbakan'ın öyle hani sizin tabirinizle bir gece yatıp sabah kalkıp kendi siyasi emelleri için ortaya attığı bir konu olmasının bağlantısını nasıl kuruyorsunuz? Yani neden böyle bir şey ortaya atmış olsun? Parti programlarında, seçim beyannamelerinde böyle bir seçim sürecinde böyle bir iddiaları yoktu hükümetin. Geçen sene de bu tartışılmadı. Bu sene işte böyle bir ortaya atıldı. Ondan sonra bu şeyle beraber, anayasa değişikliğiyle beraber, bütün şehir yasasıyla birleştirilmeye çalışıldı. Şimdilik de gelinen noktada da yani Türkiye'nin bu kadar yoğun bir gündemi varken, ciddi bir kriz içerisindeyken, işte dış politikası, terörle mücadelesi, güvenliği, ekonomik konular, demokratikleşme, bütün Avrupa Birliği ilerleme raporu açıklanmış, çok kötü bir rapor, her tarafımız dökülüyor. Birdenbire biz böyle haftalarca işte bunları tartışır hale geliyoruz. Bu noktada da hiçbir şekilde samimi olmadan işte deniliyor ki oyunun tarihini beraber belirleyelim. Hani baktılar şimdi tabii önce gelmediler zaten. Bu konuyla ilgili bizimle görüşmediler. Bu konuyla ilgili gerekli altyapı çalışmaları yapılmadı. Yani sormak istiyorum burada bu teklifi getirirken hangi öğrenci dernekleriyle, hangi üniversitelerle, hangi sivil toplum örgütleriyle bunlar konuşuldu, tartışıldı veya hangi Türk Silahlı Kuvvetleriyle veya Genelkurmay'la bunlar tartışıldı mı? Yani bir karar alınırken, bir karar alınacakken toplumun tüm katmanlarıyla tartışılarak meclise bunun aşağıdan yukarı doğru gelmesi lazım. Meclise geldiği zaman da mecliste de bunların karşılıklı olarak samimi bir şekilde, sizin kararınız ve görüşünüz belli mi? Umut Bey, katılımcı ve çoğulcu bir
yaklaşımla bunlar yapılması gerekir. Şimdi bize ne nasıl oldu? Geçen hafta bize gelmeden bu konuyu getirdiler meclise. İşte meclis tek başına iktidara ve muhalefete böyle bir yetki vermedi. Referanduma götürme yetkisi verdi. Şimdilik olmadı. Bir anlamda ben o gün de açıklamıştım. Başbakanın karizması çizildi. Kendi siyaset kariyer planlamasında ortaya koyduğu bir plandı. Sayın işte Cumhurbaşkanı ile olan iç çekişmelerine göre hazırlanan bir senaryoydu. Şimdilik geliyor, bizimle bunu konuşuyor. Orada da oyunun tarihi konuşuluyor ama oyunun kuralları yine konuşulmuyor. Yani peki, bu hakikaten samimiyetsizlik. Ben öyle değerlendiriyorum. Peki Sayın Orhan, en başta sormuştum bu 18 yaş meselesine karşı mısınız, taraftar mısınız, net olarak görüşünüz belli mi diye. Onu tekrarlayacağım ama siz o sorunun yanıtını hazırlarken ben telefon attığımızda Milliyetçi Hareket Partisi temsilcisi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Vekili, Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Şandır'a dönmek istiyorum şimdi. Mehmet Bey, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Yalnız bir düzeltme yapayım. Buyurun. Meclis Grup Başkan Vekili. Meclis Grup Başkan Vekili olarak özür dileyerek düzeltiyorum efendim. Olmaz. Evet. Peki. Buyurun düzeltiyorum. Efendim. Çok özür diliyorum. Sizin bu 18 yaş konusundaki parti olarak görüşünüzü merak edenlere neler söylemek istersiniz? Biz tabii konunun gündeme getirilmesini başta tenkit ediyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın açıklamasıyla söylüyorum. 18 seçilme yaşının 18'e indirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bu göz bebeğimiz kadar değerli bulduğumuz gençlerimizi bir anlamda korumak adına, onlara saygı adına bunu söylüyoruz. Çünkü daha üniversitesini bitirmemiş, henüz daha hayata hazırlanmamış insanların omuzlarına Türkiye'nin sorunlarını çözmek sorumluluğunu yüklemeye kimsenin hakkı yok. Bu gençlerin yani seçilme ehliyetinde olmadığını söylemiyoruz. Onlar gerçekten Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmaları lazım. Biz onları o değerde görüyoruz. Ama yani Sayın Başbakan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunanların çözemediği sorunların çözümü için 18 yaşındaki gençlerden böyle bir şey beklemeye hakkımızın olmadığı kanaatindeyiz. Ama mesele bu değil. Mesele şu. Sayın Başbakan bunu niye gündeme getiriyor? Türkiye'nin gündemi bu mu? Gençlerin böyle bir talebi var mı? Milletin böyle bir talebi var mı? Yani hangi sorunu bugünkü yapıyla çözemediniz de 18 yaşındaki gençlerin seçilme hakkını kazanmasıyla sorunları çözeceksiniz? Veya şunu sormak lazım. 25 yaş seçilme yaşı şu anda. Sormak lazım Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Kaç tane 25 yaşında genci milletvekili adayı gösterdiniz? Peki size niye getirdi bunu Sayın Başbakan ve İktidar Partisi? Efendim? Sizce niye getirdi? Arkasında ne gibi bir amaç? Mesele şu. Bakın mesele şu. Türkiye bugün tek adamın aklıyla, kararıyla yönetilir bir noktaya geldi. Ne yazık ki. Ve yine ne yazık ki Türkiye bugün tek adamın hesaplarına bağlı olarak program yapar hale geldi. Bakın bir yandan 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı vermek, bir yandan askerdeki gençlere oy kullanma hakkı vermek, bir yandan mahkumlara oy hakkı vermek gibi bütünüyle başbakanın önümüzdeki yıllardaki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hesapları, bu hesaplarda duyduğu endişelere tedbir olsun diye bir takım atraksiyonlar bunlar. Yoksa Sayın Orhan'ın da ifade ettiği gibi daha geçen sene seçim yaptık. Bu seçimde akıllarına gelmedi 18 yaşındaki gençlerin seçilme hakkı veya hükümet programına koymadılar. Böyle bir mesele yok. Başbakanın zannediyorum bir yurt dışı gezisinde gazetecilere ayaküstü bir mülakat. 18 yaşındaki çocuklara seçilme hakkı vereceğiz, askerlere oy verme hakkı vereceğiz, mahkumlara oy hakkı vereceğiz. Yani bu kadar gayri ciddi şey olur mu? Peki Mehmet Bey, izin verir misiniz? Mehmet Bey izin verir misiniz? Bu noktada iktidar partisinin bir sayın milletvekiline dönmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya Milletvekili Sayın İdris Bal telefon attığımızda. İdris Bey bizi duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ana muhalefetten ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden iki sayın milletvekili ilki olarak aslında gençlerin meclise girmesine, parlamenter olmasına karşı olmadıklarını ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunu durup dururken belki de başbakanın kendi siyasi emelleri ya da gündemi değiştirmek, böyle kafaları karıştırmak için anlamsız bir şekilde ortaya attığını savunurlar. Ne dersiniz efendim? Valla bu demokrasidir. Tabii ki demokraside ortaya atılan görüşler tartışılacaktır enine boyuna. Bu demokrasinin gücüdür zaten. Ben şöyle değerlendiriyorum. Türkiye normalleşiyor. Her alanda normalleşiyor. Dolayısıyla adımlar atılıyor. Yeni anayasa çalışmaları var. Aslında Türkiye'deki sıkıntı siyaset algısından kaynaklanıyor. Partiler arası ideolojik makasın çok açık olmasından kaynaklanıyor. Siyaset bilimi kitaplarında verilen bir örnek vardır. Adamın bir tanesi oy kullanmış geliyor. Sormuşlar siyasetle ilgilenir misin abi diye. Aman Allah korusun demiş. Yani biz de siyasetle ilgilenme, siyasetin bir parçası olma tehlikeli bir iş, illegal bir işle meşgul oluyor anlamına geliyor. Ve ciddi bir korku var. Onun yerine bence şu olması lazım. Bir ülkede biz şahıs olarak hangi siyasi görüşten olursak olalım, neye inanırsak inanalım, hangi dinden olursak olalım, içinde bulunduğumuz toplumla, onun tarihiyle, değerleriyle barışık olmamız, meşruiyetin kaynağı olarak halkı görmemiz, buna inanmamız lazım. Bundan sonra aramızdaki yarışlar, işte ben gelirsem iktidara eğitimi daha iyi nasıl daha iyi bir seviyeye nasıl getirebilirim? Ulaşımı nasıl getirebilirim? Terörü nasıl çözebilirim? Dış siyasette daha nasıl etkin olabilirim? Kısacası projelerimize yarışmamız lazım. Aksi takdirde partiler arası bu ideolojik makas daraldıktan sonra ben aslında siyasetin daha seviyeli, daha verimli bir hale geleceğini düşünüyorum. O çerçevede de siyasetten, oy vermekten, katılımcı olmaktan zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. Peki Sayın Bal, az önce evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Mehmet Şandır'ın şöyle bir eleştirisi vardı. Dedi ki 18 yaş iyi güzel ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde şu anki yaş sınırı olan 25 yaşında kaç tane milletvekili var ki 7 yaş geriye çekmek istiyor? Ne dersiniz? Şimdi bu bir süreçtir. Yani netice itibariyle yaşın indirilmesi, çok sayıda insanın hemen ilk dönemde vekil olması, bundan yaralanması, yaralanacağı anlamına gelmez. Ya da 30 zaten yaşında kaç milletvekiliniz var? 30 yaşında kaç milletvekili? Ya da 30 yaşında kaç milletvekiliniz var? Vallahi benim önümde istatistiklerim yok ama biz özellikle bayanların siyasete katılımı anlamında, gençlerin siyasete katılımı anlamında gayret sarf ediyoruz. Özellikle bayanların katılımı anlamında zannediyorum diğer partilerden daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ama ben bunu kısır siyasi çekişme haline gelmesinin de doğru olmadığını düşünüyorum. Yani önemli olan buradaki Türkiye'deki demokrasinin standartlarını yükseltmek gerekir diye düşünüyorum. Ama biraz önce de söylediğim gibi bunun tartışılması çok normaldir. Önemli olan aslında o siyaset algısının normalleşmesidir Türkiye'de. Yani peki, siyasetle ilgilenmek, oy vermek aman çok tehlikeli, bizi kutuplara ayıracak bir durum değil. Çok normal, demokratik bir hak olarak kabul edilir hale gelmesi lazım. Bunun için tartışmaktan korkmamak gerekiyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Katılımcı olmaktan korkmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya Milletvekili Sayın İdris Bal'ın görüşleri de böyleydi. Tekrar Ankara stüdyolarımıza dönmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Sayın Umut Oran'a. Umut Bey, teşekkürler beklediğiniz için. Sayın İdris Bal'ı duydunuz. Katılımcı demokrasinin gereği şeklinde son derece mantıklı bir gerekçe getirdi. Siz katılmıyor musunuz bu gerekçeye? Efendim şöyle soralım o zaman isterseniz. Katılımcı demokrasi diyorsak o zaman gençlerimiz hepimiz için önemli. Gençlerimiz göz bebeği diyoruz. Gençlerimiz geleceğimizdir diyoruz. 40 yaşın altında 50 milyon gencimiz var. Peki o zaman biz parasız eğitim talep eden gençlerimizi terörist diye neden hapislere atıp onları tutuklu olarak yargılatıyoruz veya onları mahkum ediyoruz? Veya katılımcı demokrasi ise parasız eğitim talep eden öğrenciler veya herhangi bir görüşlerini
bir başbakanın veya bir bakanın katıldığı, iktidarın yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda gençler bir eleştiri yaptıkları zaman karga tulumba veya biber gazıyla neden onlara yaklaşımda bulunuyoruz? Yani şimdi güler misin ağlar mısın? Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne kadar samimi, bana bunu söyler misiniz? Yani bir taraftan diyor ki gençlerin iradesine biz ihtiyacımız var, parlamentoya taşıyalım diyor. Gençlerin en ufak eleştirisine, gençlerin en ufak talebine saygı göstermeyen, tahammül edemeyen bir zihniyet ve anlayış. Parlamentoda onları ne kadar dikkate ve ciddiye alacak? Ben bunu şu anda bizi izleyen yurttaşlarımızın, seyircilerimizin takdirine sunmak istiyorum. Biraz evvel sordunuz, dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki görüşü ne? Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki gençlere inanıyor. Gençlerin gerçekten daha katılımcı, daha çoğulcu demokrasiye daha büyük katkılar vermesini istiyor. Ama dediğim gibi biz bir bilimsel çalışma yapmıştık. Seçim programımızda da bunu taahhütlerimizin içerisine 21 yaş olarak belirtmiştik. Bugün de onun arkasındayız. Ama şunu da söyleyebilirim. Ne zaman biz Türkiye'de siyaset sisteminin bu tek adamcılıktan, bu antidemokratik anlayıştan, İşte siyasi partiler yasası, seçim yasası, seçim barajı, bunların aşağı indirilmesi, kuvvetler ayrılığının gerçekten işlemesi, hukukun üstünlüğünün çalışması, yani ne zaman bunları ifade özgürlüklerinin genişletilmesi, bunları ne zaman altyapı olarak hakikaten yaparız, gerçekleştiririz, o zaman gençlerin daha katılımcı, daha çoğulcu olmasının yolunu hep beraber ararız. Peki, bir başka şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Bir başka şey daha söylemek istiyorum. Bakın, bugün bizimle yapılan görüşmeden sonra iktidar partinin Sayın Bekir Bozdağ'ın şöyle bir açıklaması oldu. İşte Avrupa Birliği ülkelerinde bazılarında 19 yaş uygulaması yapılıyor. 27 tane üye ülkenin işte 10 küsür tanesinde yapılıyor diye söylemiş. Yani hakikaten çok ayıp yani bunu dile getirmesi. Çünkü kendi partisinin yöneticileri Avrupa Birliği ilerleme raporuna hakaret ediyorlar. Avrupa Birliği ilerlemedeki Türkiye ile ilgili eleştirileri hangi anlamda? Gençlerin özgürlüğüyle ilgili, gençlerin hapse atılmasıyla ilgili, ifade özgürlüğüyle ilgili yapılan eleştirileri bir parti yöneticisi utanmadan herkesin gözü önünde çöpe attı. Peki, şimdi Umut böyle Bey, bir anlayışla hangi Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz? Peki. Hangi samimiyetten bahsediyoruz? Hangi gençliğin ve milli iradenin tecelli etmesinden bahsediyorsunuz? Peki Umut Bey, Allah aşkına buna güler misiniz ağlar mısınız? Peki. Bu ne periz ne lanet uçsun. Peki Umut Bey, izninizle tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Mehmet Şandır'a dönmek istiyorum. Mehmet Bey, az önce Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili İdris Bal'ı dinlediniz. Katılımcı demokrasinin gereği olarak bir gerekçe öne sürdü. Daha doğrusu bunun gereği 18 yaşı savunduklarını söyledi. Ne dersiniz? Tabii, eyvallah. Katılımcı demokrasi bizim ortak paydamız. Hepimizin onu hedeflememiz, onu geliştirmemiz, içselleştirmemiz, bir kültür haline getirmemiz gerekiyor. Hak ve sorumluluk bağlamında demokrasiyi sahiplenmemiz, kendi geleceğimize, kendi özgür irademizle karar vermeyi böyle kurumsallaştırmamız lazım. Bunu kurumsallaştırmak noktasında Türkiye çok ciddi mesafeler kat etti. Katılımcı demokrasi yalnız seçilmek değil ki, oy vermek önemli. 18 yaşına indirildi. Yani 18 yaşındaki gençlerimiz artık kendi geleceklerde kendi özgür iradeleriyle karar verebilecek bir eyleme katılıyorlar, oylarını veriyorlar. Zamanı gelince inşallah o günleri de görürüz. 18 yaşında seçilebilirler de milletvekili de olabilirler. Ama dediğim gibi bu bugünün meselesi değil. Eğer katılımcı demokrasi gerçekten samimiyetle isteniyorsa, Sayın Al'ın ben samimiyetini sorgulamıyorum ama samimiyetle isteniyorsa önce şunu sorgulamak lazım. Bugün Türkiye'de Avrupa'nın belki de dünyanın en yüksek barajını, seçim barajını uyguluyoruz. Hangi katılımcı demokrasiden bahsediyor? 10 yıldır bu ülkeyi yönetiyor, tek başına yönetiyor, %50'ye yakın oy alıyor. Ama kalkıyor seçim barajını hala %10'da tutuyor. Hiç bunu konuşmuyor. Katılımcı demokrasiyi savunuyor ama hangi korkular? Güvenlikti bilmem neydi, gidip işte terör örgütüyle müzakere yapıyor. Yani ama insanların kendilerini ifade edebilmeleri, kendi geleceklerine, kendi özgür iradeleriyle katılmayı temin edecek seçim barajını %10'da tutuyor. Onu peki, hiç konuşmuyor. Peki efendim, öncelikle... Öncelikle baraj diyorsunuz, demokratik katılımcı bir demokrasi için öncelikli şart diyorsunuz. Çok teşekkürler Sayın Mehmet Şandır. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Mehmet Şandır, Cumhuriyet Halk Partisi.
Efendim maalesef süremizin sonuna geldik. Reklama gitmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Umut Orhan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İdris Vall'la 18 yaşa seçilme hakkı meselesini tartıştık bu akşam. Saatlerimiz 22.30'u gösteriyor. Bir güne bakış kısa bir aranın ardından devam edecek.